böyle şey yoktur ya. Dünyada yoktur yani. Tarih kitaplarını yazar bunların dönemine ileride. Silahlı kuvvetlerin de maalesef bu kadar pasif durduğu bir dönemde hiç yaşamadık. Bu Hilmi Özkök'ten başladı. Hilmi Özkök bu işin içine bilmem ne yaptı. Ondan sonra da bu hala o şeyden gidiyorlar. Aldıkları hızla devam ediyorlar. Allah Yaşar Paşa bizim eve taşındı. Üst katında oturuyor. Yani aynı evde oturuyoruz. Daha gitmedim ziyaretine. Kızgınım yani. Diğer bütün arkadaşlar gitmişler, ben gitmedim. Bu kadar etken son iki ay, üç ay içerisinde girdiğin anda adam senden bir saat, iki saat konuştu. Senden evvel senin yerine gelecek olan arkadaşından konuştu ki o da büyük bir olay. Yani ben Genelkurmay Başkanı olarak otururken benden habersiz yahut haber vererek Kara Kuvvetleri Komutanı ile özel bir başbakan konuşamaz ki. Onun direkt amiri diye bir şeysi değil. Ne konuştu, ne etti, iki saat. Arkasından da kendisinden konuştu. İkisinin de tısı pısı kesildi. Hiçbir şey yapmadı. Adamlar istediği gibi atırnaktı yani. Bir şey yok yani. Hiçbir reaksiyon yok. Reaksiyonu yalnız kendi aralarında. Yani daha sanki demokrasi varmış, dünyadaki diğer devletlere uyuyor havasındalar. Belki gizli konuşuyor, ediyor, tabii açıklamıyor ama bilmiyorum ne olacak. Cahil millet, adam koyun sürüsü gibi ne takip ediyor, ne siyaset biliyor, bir şey bilmiyor. Çok dertliyiz hepimiz. Çok, herkes dertli. Ama dertli olmak öyle oturmakta olmaz. Sorumlular sorumluluklarını bilecekler. Sonra şimdi bizde millet seferber oldu, yardım ediyorlar. Araplara yardım. Kim Araplara yardım? Öyle saçma şey olur mu ya? Bana ne? Bin tane adam diye 10.000 tane de adam gitsin. Araplardan gidiyor, bana ne yani? Ama yok işte, bunlarda kafa yok, beyin yok. Ne kadar cahil insan varsa onlarla birlikte olmaya kalkıyorlar. Çünkü gittiği zaman Abdullah Gül Efendi de, öbürkü de hepsi oraya gittikleri zaman hep karılarını götürüyorlar yanlarında biliyorsunuz. Neden? Çünkü oradakiler kim bilir ne hediyeler veriyor. Bütün dert bu. Ama Bulgaristan'a giderken götürmüyor. Çünkü Bulgarlar hiçbir şey vermezler. Valla bu şartlarda bu endişe gittikçe artarak böyle tipi yukarı doğru çıkacak. Sonra işte bunlarla beraber herkes baş aşağı beraber düşecek yani. İşte gidişat o. Yani bu millet iflas edecek. Valla çok üzüntülüyüz. Karışmayın diyorsunuz. Yani şimdi mesela şu Genelkurmay Başkanlığı, devletin ana devletin uygulamasını gerektiği ana siyasetini destekleyecek askeri planlar hazırlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan malzemelerin lojistik planlamasını yapar. Planını yapar. Milli Savunma Bakanlığı'na gönderir. Milli Savunma Bakanlığı tedarikle meşgul şeydir, sorumludur. Tedarik eder. Kuvvetler kendisine verilen hedefe, göreve gitmek için ihtiyacını iki türlü hallederler. Bir, harekat bakımından planlar hazırlarlar. Kendilerine verilen görevi başarmak için ben deniz kuvvetleri nasıl kullanmalıyım? Bunu hazırlar. Bu planı Genelkurmay'a gönderir. Genelkurmay diğer kuvvetlerden alır, inceler, koordineli bir harekat planı hazırlar. Ama hep plan hazırlar. Hiçbir zaman icraî emir vermez. Şimdi neredeyse bilmem ordu evlerinin içerisinde, şimdi her ordu evine gidin. Büyük ordu evlerinden bahsediyorum, şehirlerdeki. Hepsinin en aşağı 5 tane odası daima kapalıdır. Hepsi Genelkurmay Başkanı, 4 kuvvet kumandanı, yani şu 6 jandarma diyelim. Efendim onlara tahsisli oda, özel yapılmıştır. Günah.
Sittin sene boş olur onlar. Bir adam bir anda 20 tane ordevi varsa ancak birine gider kalır. 19'u boş durur. Dedik ki ya böyle saçma şey olmaz. Ben kuvvet kumandanı olarak gelmek istediğim zaman haber veririm. En aşağı benim programım böyle yarın ne yapacağını bilmeyen bir insan değilim ki. En aşağı 15 günlük planı vardır benim önümde. 15 gün sonra eğer ben Mersin'e gideceksem, Mersin'de ordu evinde kalacaksam oraya haber veririm. 15 gün sonra ben şu tarihte, şu saatte geleceğim, bana bir yer hazırlayın. Benim adam o zaman hazır olur, bekler. Ama onun dışında kuvvet kumandanları için 5 tane oda hazırlanmışsa bunları verilmez demek değil ki. Mesela eski kuvvet kumandanları var, eski yerel kumay başkanları var. Bunlar gittikleri zaman odaları çok rahat vermeleri lazım. Gidin ordu evlerine. Bu 5 oda daima tatil köylerinde bile böyle. Şimdi Bodrum'a gidin, Bodrum'da ayrı kuvvet kumandanları ve şeyler için durur ayrı. Antalya'ya gidin durur. Bilmem ne, genel kumay başkanının rol şeysidir, dairesidir, verilmez derler. Ulan yazın oraya ta Erzurum'dan kalkıp gelen var. Ta Trakya'dan gelip de oraya giden var.